Havaalanı inşaatımız büyük bir hızla devam ediyor. Altyapı anlamında ortalamada %94'lere geldik ama ayıracak olursak dolgu anlamında %97'lere, diğer altyapı hizmetleri anlamında, yatırımlar anlamında %92'lere geldik. Yani toplamda 100 milyon ton dolgunun yaklaşık 97 milyon tonunu hallettik. 3 milyon civarında bir dolgumuz kaldı. Günde de 100-120 bin ton arasında dolgu yapıyoruz. Ve inşallah söz verdiğimiz gibi yıl sonunda havalimanımızı hizmete açmak için elimizden gelen her gayreti gösteriyoruz. Tabii bir taraftan da üst yapı inşaatları devam ediyor. Hem havalimanına sahil yolumuzu bağlayacak viyadükteki çalışmalar hızla devam ediyor. Hem de diğer üst yapı inşaatlarında hızla devam ediyor. Orada da %37'ler seviyesine geldik. Sık sık söylüyorum, biz üst yapıda Rize'ye ilişkin dokunuşları bolca kullanıyoruz. Havalimanımızın giriş takı çay yaprağı şeklinde, havalimanımızın kulesi çay bardağı şeklinde ve havalimanımızın terminal binası da yöremize egemen olan mimari tarzı olan taş ve dolgunun bolca kullanıldığı bir mimari şeklinde olacak ve dışarıdan Rize mimarisini, Doğu Karadeniz mimarisini yansıtan bir terminal binası göreceksiniz. Onun yanında da havalimanının içinde de yine Rize'mizden dokunuşlar çokça görülecek. Örneğin havalimanımızın içerisinde çok güzel bir çay müzemiz olacak ve gezdiğiniz her alanda da ilimize özgü dokunuşları göreceksiniz. Havalimanımız malumlarınız 3000 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde bir piste sahip olacak tamamlandığında. Bu şu demek, bittiği zaman dünyadaki her tür uçağın inebileceği nitelikte bir pist. Sadece ülkemizin değil, dünyada bu anlamda, bu sektörde de en önemli yatırımlardan biri diye rahatlıkla söyleyebiliriz havalimanımız için. Gurur duyacağımız bir yatırım. Tamamlandığında denize dolgu anlamında dünyada türündeki en önemli havalimanlarından birisi olacak ve sahip olması gereken bütün teknik, sistemsel, işleyiş mekanizmaları anlamında gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak. Yani bir modern havalimanında olması gereken ne varsa havalimanımız tamamlandığında bunların hepsi bu havalimanında olacak ve tamamlandığında 3 milyon yıl yolcu kapasiteli olacak. Sadece ulaşım anlamında değil, ticari anlamda, turizm anlamında, tarım anlamında, sanayi anlamında, kültürel anlamda, her anlamda hem Rize ilimize, hem Artvin ilimize, hem Karadeniz bölgemize, hem de ülkemize çok yoğun hizmet veren bir havalimanı olarak inşallah hizmete alacağız. Dediğim gibi yıl sonunda havalimanımızı tamamlamayı ümit ediyoruz. Ama son günlerde gördüğünüz gibi Rize'miz farklı bir coğrafya ve farklı bir iklime sahip. Bazen işte yaşadığımız afetlerde olduğu gibi olağanüstü gelişmeler bizi etkiliyor. Böyle bir olağanüstü durum olmazsa yıl sonunda inşallah havalimanımızı açmış olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız da çok yakın takip ediyor. Rahatlıkla söyleyebilirim ki bazen günlük, bazen haftalık bilgileri mutlaka alıyor. Ve başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve ilgili bakanlarımızın bu yakın takipleriyle beraber yıl sonunda inşallah havalimanımız tamamlanmış olacak.